Merhaba arkadaşlar bu dersimizde sizinle birlikte e, dengede HES prensibini ve dengeye etki eden faktörleri göreceğiz ve bu başlıklarla ilgili örnekler çözerek konuyu pekiştireceğiz. Şimdi ilk olarak tepkime denklemi ile denge sabiti arasındaki ilişki. Aslında ben buna dengede HES prensibi diyorum. Böyle bir başlık değil de ben böyle diyorum. Biz HES prensibini bir enerjide görüyorduk. Bir de burada var arkadaşlar. Bir de 12. sınıfta var. Şimdi buradaki HES prensibi şöyle. Dengede HES prensibi. Denklemi bir sayıyla çarptığınızda k sabiti o sayı ile çarpılıyor. Bakın şu ikinciye bakın. Bu tepkimeyi ben 2 ile çarparsam bu alttaki tepkimeyi elde ederim. Denklem bir sayı ile çarpılırsa k sabiti k üzeri n olur. Dolayısıyla k üzeri 2 olmuş. Tamam? İkinci olarak denklemi ters çevirirsiniz. k sabiti 1/k bölü k olur. Bakın arkadaşlar şu denklemi ben ters çevirirsem k sabiti k idi. Ters çevirdiğim zaman k sabiti 1 bölü k oluyor. Üçüncü olarak arkadaşlar şöyle ifade edebilirim. Denklemleri taraf tarafa toplarsam bakın bu iki denklemi ben toplayıp bunu elde etmişim. K sabitlerinde ne yapıyorum arkadaşlar çarpıyorum. Tamam dikkat. Mesela şu tepkime ne yaptım ben? Bu denklemi 1 bölü 2 ile çarptım alttaki tepkimeyi elde etmek için. Tepki, hani az önce ne dedim? Denklemi bir sayıyla çarparsanız k sabiti ne oluyordu? k üzeri n. E, dolayısıyla 1 bölü 2 çayla çarparsanız k üzeri 1 bölü 2 yapar. O da kök k'dır arkadaşlar. Tamam. Mı? Hemen örnek 1'e bakalım. Bakın 2022 AYT'de gelmiş hem de. Güzel. Aşağıdaki tepkimeler için denge sabitleri verilmiş. Buna göre denge sabiti K1 aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi ne yapacağınıza karar verelim. Şu tepkimeyi ben ters çevireyim. Ters çevirdiğim zaman şöyle olur. CO2 artı H2 devam ediyorum. CO artı H2O. Şimdi ters çevirdiğim için K sabiti 1 bölü K2 olur. Tamam mı? Şurayı bir daha yazmak istiyorum. CO artı H2O. Ters çevirdiğim için pardon evet H2O 1 bölü K2 oldu. Tamam. Peki bunu e, böyle bir durumda CO2'yi sola atmış oldum. H2O'yu da sağa atmış oldum. Tamam. Şimdi CH3'ün sağda olması için bunu aynı yazıyorum. Aynı yazarsam CO 2 mol H2 CH3OH. E, burası da K3'tür. Taraf tarafa şimdi toplayalım mı sizinle birlikte? Bakın bu ikisi gider. CO2 2 mol H2 CO3 OH Artı H2O. Şimdi benim bulduğum denklemle size sorulan denklem aynı. O zaman K sabitleri çarpılacak. K3 çarpı 1 bölü K2'den bu neye eşit olacaktır? K1'e. Yani K1 dediğimiz ifade K3 bölü K2'dir. Çok kolay bir üniversite sınav sorusuymuş. Değil mi? Demek ki zor gelmiyor. İkinci örneğe bakalım. Güzel. 2014'te de yine bir tane Dengede S prensibi gelmiş. Şimdi bu denklemin bu sefer Kp'sini fark vermiş. Fark etmez. HKC, HKP. Bu 49. Biz bu denklemden bunu elde edeceğiz. Ne yapmam lazım? Ters çevir. 2'ye böl. Hadi bakalım. Ters çevirelim. 2 NH3. ilk önce ters çevirmiş halini yazayım. Azot gazı. Artı 3H2. K sabiti 1 bölü 49 oldu. Şimdi 1 bölü 2 ile çarp. NH3. Devam ediyorum. 1 bölü n2 artı 3 bölü h2. E 1 bölü 2 ile çarparsam 1 bölü 49'un üzeri 1 bölü 2. Bu da nedir arkadaşlar? Kök içerisinde 1 bölü 49'dur. 1 bölü 7 olacaktır. Cevap B şıkkı. Evet. Şimdi dengeye etki eden faktörler nelerdir arkadaşlar? E şöyle dengeye etki eden faktörleri söylemeden önce ilk bilmeniz gereken ilke Le Chatelier ilkesi. Şimdi bu ilke nedir? Dengedeki bir sisteme dışarıdan bir etki yapıldığında sistem o etkiyi azaltacak yönde ne yapmak zorunda arkadaşlar hareket etmek zorunda. Bu Le Chatelier prensibi fiziksel veya kimyasal bütün dengeler için geçerlidir. Peki bunun içinde neyi bilmeniz lazım? Dengeye etki eden faktör faktörleri bilmeniz lazım. Nelerdir dengeye etki eden faktörler? Derişim, sıcaklık, basınç hacimdir. Bu üçü dengeyi etkiler. Şimdi ilk olarak derişimin dengeye etkisini belirleyelim. Sevgili arkadaşlar bakın bize burada bir tepkime verilmiş. Ben bu tepkimeyi kendim yine buraya yazacağım. Şimdi elimde dengede böyle bir sistem var tamam mı? Şimdi ben bu sisteme azot gazı eklersem sol taraftaki azot gazının derişimini artırırsınız artan tepkime artan azot gazının derişimini azaltmak için bakın etkiye tepki. Siz artırdınız. Denge diyor ki kardeş azalt artırdın. O zaman ben onu azaltacağım. Azaltmak için ne tarafa kaymak zorunda? Ürünler lehine kaymak zorunda. Tamam mı arkadaşlar bu şekilde? Peki Ürünler lehine kayarsa NH3'ün derişimi ne yapar böyle bir durumda arkadaşlar? Artar. Ürünler lehine kayarsa hidrojen gazı ne yapacaktır? Azalır. Şimdi dikkat azot gazı. Bakın arkadaşlar tepkime de, grafik de çizilmiş. Şurada T anında siz azot gazı eklediniz. Denge sağa kaydı. NH3'ün derişimi arttı. Hidrojenin derişimi azaldı. Siz ne eklediniz ortama? Azot gazı. T anında azot ekleyince şu bir tepeleme yukarı mı çıkar. Şu ilave demektir. Tamam mı? Sonra sağ kaydığına göre azalır ama başlangıca göre değeri ne diyeceksiniz arkadaşlar? Arttı diyeceksiniz. Tamam Önemli bir ayrıntı. Peki KC ile KP. KC ve KP dediğimiz ifadeler sadece ve sadece neye bağlıdır? Sıcaklığa. Madde eklendiğinde bir sıcaklığı değiştirmediğimize göre KC ile KP için ne diyeceksiniz arkadaşlar? Değişmez diyeceksiniz. Tamam Peki NH3 ekleyelim. Şimdi ben aynı tepkimeyi yine buraya alalım. Aa güzel grafiği de kendimiz çizeceğiz. Daha iyi olur. Şimdi böyle bir tepkime. Şimdi ben bu kaba NH3 gazını eklersem arkadaşlar. Sağ tarafta kenar şuçlar artar mı? Artan enerjüçleri azaltmak için denge ne tarafa kayacak? Le şatöle prensibinden dolayı sola. Yani denge girenler yönüne hareket etti. Şimdi grafiğimi çiziyorum. Sola kaydığına göre şimdi te, şu esnada ilave yaptım. O zaman azot gazı artar ve dengeye gelir. Te, tekrar herhangi T anı dediğimiz bir anda tekrar dengeye gelir. Sola kaydığına göre hidrojen gazı artar ve tekrar ne yapacaktır arkadaşlar? Dengeye gelecektir. Bakın dikkat. Peki siz ne yaptınız ortamı ortama? pH'u çeklediniz. İlaveden dolayı şu tepeleme yukarı çıkacak. Sonra sola kaydığı için azalacak denge ama başlangıca göre değerine ne diyeceksiniz artar o zaman azot gazının derişimi artar hidrojen gazının derişimi artar ilaveden dolayı en 3ün derişimi artar kısaca ben size şöyle bir şey söyleyeyim mi bu grafiğe baktığınızda şöyle bir tane madde ama bir tane tepeleme yukarı, yukarı doğru çıkıyorsa kesinlikle o maddeden ne vardır diyeceksiniz ilave. Şimdi hidrojen gazı çekersek şimdi aynı tepkimeye alalım. Yine ben kendim grafiği de çizeceğiz. Güzel daha rahat olur. Şimdi sabit sıcaklıkta bu sistemden H2 gazını çekerseniz sağ taraftaki H2 gazları ne yapar arkadaşlar? Azalır. Le Chateaule hemen devreye girer der ki sağ tarafı pardon, sol taraftaki H2 gazları azalır. Le Chateaule hemen devreye girer der ki hidrojen gaz gazlarını azalttınız. Ben hemen o tarafı artırmak için dengeyi sola kaydıracağım der. Peki sola kaydırdığına göre NH3 ne yapacaktır arkadaşlar? Azalır. Ha sola kaydığına göre hangi yöne kayıyor demektir? Girenler yönüne kayıyor. Sola kaydığına göre NH3 arkadaşlar azalır. Bakın şöyle azalacak ve dengeye gelecek. Sola kaydığına göre azot gazı ne yapacak? Artacak. O zaman diyeceksiniz ki azot gazı artacak dengeye gelecek. Şimdi dikkat nasıl ilavelerde böyle bir tepeleme yukarı doğru çıkıyorsa çekilmelerde de kimi çektiğiniz siz hidrojen gazını şu aşağı doğru düşecek. Tamam mı? bu çekilme demektir. Sola kaydığı için bir miktar artacak ama başlangıca göre değerine ne diyeceksiniz arkadaşlar? Azaldı diyeceksiniz. Tamam? Mı? Peki. Örnek 3'e bakalım sizinle beraber. 25 derecede sabit hacimli kapalı bir kapta gerçekleşen denge tepkime sahip grafik verilmiş. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Bakın bu da ÖSYM sorusuymuş. Ben az önce e, grafikleri anlatırken dedim ki böyle tek bir madde tepeleme doğru çıkıyorsa ne vardır o maddeden ilave. O zaman burada kesinlikle ne var? NO gazından ilave var. Şimdi siz bunu artırırsanız denge bunu azaltmak için Le Chatelier prensibinden dolayı ne tarafa kayar? Sağa kayar. Peki şu arada derişimler sabit olduğu için burada ne vardır denge. Şu arada da derişimler sabit olduğuna göre burada da denge var. Ama burada artış azalış olduğuna göre denge Yok. O zaman şimdi bakalım doğruyu soruyor bize. T1, 2, T1, T2 zaman aralığında dengede değildir. Yanlış. T2 anında tepkime kabına dışarıdan NO eklenmiştir. Evet şu esnada eklendi ve denge sağ kaydı. İlave edilmiştir diyor. E, azot T2 anında tepkime kabına dışarıdan NO değilmiş bu pardon. Ben de diyorum nerede? NO2'ymiş. NO gazı ilave edilecek şu. Dolayısıyla bu nedir arkadaşlar? Yanlış. Tamam. Oradaki ikiyi görmemişiz. T1, T2 zaman aralığında ileri yöndeki hız geri yöndeki hızdan büyüktür. Arkadaşlar o aralıkta dengede. Dengedeyken hızlar eşittir. Yanlış. T2, T3 zaman aralığında tepkime dengededir. Hayır arkadaşlar orada artış azalış var denge yok demiştik. T3 anından sonra derişimler sabit kaldığına göre e, ileri yöndeki hız, geri yöndeki hıza ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Tamam mı? Dördüncü örneğe bakalım. Kapalı sabit hacimli bir kaba 1 litrelik kaba 0,1 x2, 0,4 mol y2, 0,6 mol xy gazları konuluyor ve sistem dengede. 0,3 mol x2 gazı eklenerek aynı sıcaklıkta yeniden denge kurulması sağlanıyor. Dengedeki x2'nin mol sayısı kaçtır? Bu soru tipini nasıl çözdüğüme dikkat edin. Öğrenmenizde yarar var. Şöyle arkadaşlar. İlk önce ben bir tepkimemi yazayım. X2 artı Y2 2 mol X'ye. Şimdi klasik başlangıç harcanan denge diyoruz. Şimdi hacim 1 litre. Şuraya alayım 1 litre. E, 0.1 mol X2, 0.4 mol Y2, 0.6 mol XY gazlarını e, kaba koydunuz. Ama durumları ne başlangıçta dengede. Şimdi bu ilk cümlede ben denge kelimesini gördüğüm anda KC'yi hesaplarım. Neden? Çünkü ileride madde eklenip çıkarılsa bile Kc değişmeyecek. Çünkü Kc sadece ve sadece neye bağlıdır? Sıcakla. Onun için buradaki kelimeyi gördüğüm için, denge kelimesini gördüğüm için Kc'yi hesaplarım. Ürün derişimi x derişiminin karesi. x2'nin derişimi çarpı Y2'nin derişimi dediğim anda 36 bölü 4'ten burası 9 olacaktır. KC'yi buldum. Sonra geliyorum arkadaşlar. Ben kaba bakın dikkat edin 0,3 mol x2 ekliyorum. 0,3 mol'ü eklersem buradaki x2 artar. Artan x2'leri azaltmak için dengene tarafa kayar. Ürünler lehine kayar. Bundan a kadar azalır. Buradan da a kadar azalacak. Burada 2a kadar artış olacak. Yeniden denge kurulacak. Yeni dengede X2 0,4 A'dır. Y2 de 0,4 eksi A'dır. XY ise 0,6 artı 2A'dır. Hacim 1 litre olduğuna göre yeni dengedeki moleriteler bunlardır. E siz Kc'yi buldunuz. Sıcaklık sabit. Sıcaklık sabit olduğuna göre ilk durumdaki Kc son durumdaki Kc'ye eşittir. Kc 9. Ürün derişimi. 0,6 artı 2a'nın karesi bölü 0,4 eksi a'nın karesi. E, her iki tarafın şöyle bir kare kökünü alalım. 3 eşittir 0,6 artı 2a bölü 0,4 eksi ne diyeceksiniz arkadaşlar? A diyeceksiniz. Buradan da işlemimizi yapalım. 1,2 eksi 3a eşittir 0,6 artı 2a'dan. Şöyle 5a eşittir 0,6 A dediğimiz değer 0,12 çıkar. Dengedeki x2 gazının mol sayısı şurası 0,4 eksi. 0,12'den cevabımız ne olacaktır arkadaşlar çıkarırsak 0,28 mol olacaktır cevap B olur güzel hadi bakalım 5. örneğe bakalım sabit hacimli bir kapta belirli bir sıcaklıkta tepkimesi dengededir tamam Sabit sıcaklıkta CO2 gazı ilave ediliyor, tekrar dengeye geliyor. Hangileri doğrudur? Şimdi ben CO2 gazını ekleyeyim. Şu arttı. Bu artarsa bunu azaltmak için Le Chatelier prensibinden dolayı denge sola kaydı. Tamam. Peki sola kaydığına göre CO gazının derişimi ne yapacaktır? Artar. Hidrojen gazının derişimi Azalacaktır. Tamam. Ee, sola kaydığına göre ileri ve geri yöndeki tepkime hızları başlangıca göre ne yapar arkadaşlar? Artar ifadesini kullanabilirim. Çünkü CO gaz CO2 ilave ediyorsunuz. Reaksiyonunuz hareketleniyor. Dolayısıyla başlangıca göre hızları artacaktır. CO2 ilavesi olduğu için ilaveden dolayı derişim artar. Hani şöyleydi. Dengede ilave yaptınız tepeye çıktı. Sonra sola kaydı için CO2 azaldı. Ama başlangıca göre CO2'nin derişimi ne diyeceksiniz? Artar diyeceksiniz. Bu oran Kc'dir. Kc sadece ve sadece sıcaklığa bağlıdır. Sıcaklık değişmediği için bu oran değişmez. Cevap D olur. Altıncı örneğe bakalım. Sabit hacimli 5 litrelik bir kapta 0,5 mol A2, 0,5 mol B2 ve 1 mol AB gazları denklemine göre dengede. AB çekildikten sonra denge kuruluyor. Son durumdaki dengede AB'nin derişimi kaç mol bölü litredir? Yine bu soru tipini az önce yaptık. Yine tekrar edelim. İyice öğrenin. Şimdi ilk önce ben yine tepkimemi yazacağım arkadaşlar buraya. Bizim tepkimemiz şu. Şimdi başlangıç harcanan ve denge diyorum. Şu hacme dikkat edin. Bir dursun şöyle çerçeve içerisinde. 0,5 mol A2 0,5 mol B2 e, ve 1 mol AB gazları dengede. Şimdi bu kelimeyi gördüğüme göre ben hemen Kc'yi hesaplıyorum. Kc dediğimiz ifade AB'nin derişimi 1 mol hacim 1 litre 1 bölü 5'in karesi. Bölü A'nın derişimi 0,5 mol hacim 5 litre. 0,5 bölü 5. B'nin derişimi 0,5 bölü 5. Buradan ne olacaktır? 5'ler giderse 1 bölü 0,25. Ee, arkadaşlar buradan da Kc4 olarak çıkacak. Tamam. Siz geliyorsunuz sonra. Bakın buraya dikkat edin. Evet. Kaptan 0,2 mol A, B gazını çekiyorsunuz. Buradan 0,2 azaltıyorsunuz. Peki bu azalırsa Denge bunu artırmak için sağa kayar. Sağa kayarsa eksi a eksi a artı 2 a olur. Yeni dengede a 0,5 eksi a'dır. b 0,5 eksi b a'dır. AB de 1'den 0, 2'yi çıkarırsam 0, 8 artı 2 a'dır. Şimdi arkadaşlar bunları nereye yerleştiririm ben? kc'ye. kc'yi burada buldum. 4. Sıcaklık aynı olduğu için yeni dengede de KC aynıdır. 4 eşittir. Şimdi bakın dikkat edin. AB'nin derişimi. Molü bu. Hacim 5 litre. Bunun neyi diyeceksiniz? Karesi. A'nın derişimi 0,5 eksi A bölü hacim 5 litre. B'nin derişimi de bu olduğu için karesi diyorum. Kare kökünü alıyorum. 5'ler de birbirlerine götürür. 2 eşittir 0,8 artı 2A bölü 0,5 eksi A diyeceksiniz şimdilik arkadaşlar bundan sonra şöyle yapalım. 1-2A eşittir 08 artı 2A'dan 0,2 eşittir 4A. A dediğimiz değer 0-1 bölü 2 olur. Son durumda dengede AB'nin derişimi. Hadi bakalım. AB'nin molü ne? Şu bakın molü 08 artı 2A. A'yı da bulduk mu 0,1 1 bölü 2'den? 2'ler gider 0,9 mol. Şimdi derişimini hesaplayalım. 0,9 bölü 5 litre olacaktır. Buradan da cevabımız ne olarak çıkar arkadaşlar? Ee, şöyle bir işle 0,18 yapar. Doğru. 9'u 5'e bölersek 1, 0, 1,8. 0,18 yapar. Cevap C şıkkı olacaktır. Yedinci örneğe bakalım. Sabit hacimli bir kapta denge konumundaki tepkime ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Tamam. Şimdi denge konumundaymış. Denge konumundaysa ileri yöndeki hız geri yöndeki hıza eşittir. Tamam. NO2 gazı eklenirse ekleyelim. Sol taraftaki NO2'ler artar. Artan no 2leri azaltmak için denge sağa kayar. Sağa kaydığı için N2O4'ün derişimi artar. Tamam. E, sisteme sabit sıcaklıkta N2O4 ilave edilirse denge sabiti Kc. Sadece sıcaklığa bağlıdır. Sıcaklık değişmediği müddetçe değişmez. Doğru. N2O4 gazı eklenirse ne tarafa kayar? Şimdi ekleyelim. Bu arttı. Artan N2O4'ü azaltmak için denge sola kayar. Yani girenler yönüne kayar. Doğru. Bir miktar NO2 çekilirse N2O4'ün tamamı dönüşür. Asla. Dikkat! Dengede asla e, tükenme gibi bir şey yoktur. Tamamının dönüşme gibi bir şey yoktur. Dolayısıyla bu ifade ne olacaktır arkadaşlar? Yanlış. Şimdi dengeye etki eden bir faktörümüz de arkadaşlar sıcaklık. Sıcaklığın denge etkisini belirlemek, bilmek için reaksiyonun endotermik, menzotermik mi olduğunu bilmeniz yeterli. Şimdi bakın, e, mesela bu reaksiyon endotermik. Eğer siz sıcaklığı artırırsanız, Madde gibi düşünün. Sol tarafı ısıttınız. Isınan sol tarafı loşötölye der ki kardeş sol tarafı ısıttın. O zaman ben o tarafı soğutacağım. Ne tarafa kayıyorum? Tam tersi yönde kayıyorum. Yani ne tarafa doğru hareket ediyorum? Ürünlere doğru hareket ediyorum. Ürünlere doğru hareket ettiğime göre SO3'ün derişimi azalır dengeye gelir. Tamam. SO2'nin derişimi artar dengeye gelir. O2'nin derişimi artar dengeye gelir. Bu şekilde yapabilirim. Yine Aynı reaksiyonda eğer ben sıcaklığı düşürürsem sol tarafı soğuttum sıcaklığı düşürdüm. Sol taraf soğuyunca loşatölye devreye gitti girdi. O tarafı ısıtmak için ne tarafa doğru kaydı? G sola doğru yani girenler lehine kaydı. Girenler lehine kaydığına göre SO3'ün derişimi artar dengeye gelir. SO2'nin derişimi azalır dengeye gelir. O2'nin derişimi azalır dengeye gelir. Tamam mı arkadaşlar? Peki, ekzotermik reaksiyonlarda da mantık aynı aslında hiçbir fark yok. Bu sefer ısı sağ tarafta. Sıcaklığı artırırsam sağ tarafı sınır. Isınan sağ tarafı soğutmak için Le Chatelier prensibinden dolayı denge, e, ısının olmadığı taraf yani girenlere doğru hareket eder. Girenlere doğru giderse karbon ve oksijenin derişimi artacaktır, dengeye gelecek. Oksijen, karbondioksitin derişimi ise azalıp dengeye gelecektir, tamam? Peki aynı reaksiyonda sıcaklığı düşürürsem sağ tarafı soğuttum. Soğuyan sağ tarafın ısıtmak için denge ısının olduğu tarafa doğru kaydı. Yani ürünler lehine kaydı. Ürünler lehine kaydığına göre karbon monoksit ve oksijenin derişimi azalacak ve dengeye gelecek. Ürünler lehine kaydığına göre karbondioksidin derişimi artar ve dengeye gelir. Tamam mı arkadaşlar? Peki sıcaklığın denge sabitinin etkisi var mı? Kesinlikle arkadaşlar. Şimdi buraya dikkat. Ee, ben şöyle söyleyeyim size. Endotermik reaksiyonlarda sıcaklık arttığında denge ürünler lehine kayar. Şimdi hatta şöyle alalım ya, burada bir örnekle gösterelim. A artı B'den ısıya alalım. Endotermik C'ye elde edelim. Şimdi bakın şu olayda, şu en tepedeki olayda. Sıcaklığı artıralım. Sıcaklık artarsa artan ısıyı azaltmak için denge ne tarafa kayacak ürünlere. Peki sıcaklık arttı. Denge ürünlere kaydı. E, K değişmek zorunda. K sadece ve sadece neye bağlıydı? Sıcaklığa bağlıydı. Ürünlere kaydığına göre ürün derişimi artar. KC'de ne yapar? Artar. Ama sıcaklık değişecek. Tamam mı? Dolayısıyla arkadaşlar burada şöyle söyleyebilirim. Sıcaklık arttığında denge ürünlere kayar. Ürünlere kaydığı için endotermik tepkimelerde denge sabitinin değeri ne yapacaktır? Artacaktır. Tamam. Sıcaklık azaldığında ne olur? Beraber yine aynı reaksiyonu alalım. Artı ısı. C. Bu sefer endotermik tepkimeyi soğutalım. Sol taraf soğudu. Soğuyan sol tarafı ısıtmak için denge girenlere kaydı. Girenlere kaydığında ürünler azaldı. Kc ne yaptı diyeceksiniz arkadaşlar azaldı diyeceksiniz. Tamam Tam tersi yönde hareket edecektir. O zaman endotermik tepkimelerde sıcaklık arttıkça Kc artar. Sıcaklık azaldıkça Kc azalır. Peki egzotermik olsun. Mesela şöyle X artı Y'den bu sefer Z'yi elde edelim. Ve egzotermik. Hadi bakalım ilk önce sıcaklığı artıralım. Sıcaklık arttı. Artan ısıyı azaltmak için denge sola kaydı. Sıcaklık arttıkça sıcaklık arttıkça sevgili arkadaşlar ürünlerin derişimi azaldığı için Kc azalır. O zaman ne diyeceksiniz? Azaldı diyeceksiniz, tamam mı? Peki aynı tepkimede bu sefer sistemi soğutursam yani sıcaklığı azaltırsam egzotermik reaksiyonlarda sağ taraf soğudu. Soğuyan sağ tarafı ısıtmak için denge ürünlere kaydı. Sıcaklık düştükçe ürünlerin derişimi arttığı için Kc de arttı. O zaman egzotermik tepkimelerde sıcaklık düştükçe Kc artar. Sıcaklık arttıkça Kc ne yapar dersiniz azalır. İster yorumla zihninizde tutun isterseniz ezberinizi yapın arkadaşlar. Tamam Örnek 8 ile devam edelim. Sabit hacimli kapta dengede bulunan tepkimesine aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulandığında bu işlemin karşısına verilen nicelik azalır? Tamam, tek tek bakalım. Sıcaklığı artıralım. Şimdi arkadaşlar dikkat. Isı sağda. Sıcaklık artarsa dengene tarafa kayar. Sağ taraf ısındı, sol tarafa kayar. Ha hatta şöyle söyleyeyim. Sıcaklık arttığında ileri yön, geri yön bütün yönlerdeki hız artar. Tamam Hız her zaman artar. Denge sola kaydığı için geri yöndeki hız daha çok artacaktır. Buradaki A şıkkı doğrudur. Sıcaklığı azalttım. Şimdi sıcaklığı azaltıyorum. Sağ taraf soğudu. Soğuyan sağ tarafı ısıtmak için denge ürünlere kaydı. Ürünlere kaydığına göre X'ye 2'nin derişimi ne yapacaktır arkadaşlar? Artacaktır. Doğru. Tamam. X2, Y gazı ekledim C şıkkında. Şimdi bunu eklerseniz X2, Y'lerin derişimi arttı. Artan X2, Y 2'lerin derişimini azaltmak için denge sola kaydı. Sola kaydığı için X2'nin derişimi artacaktır. Doğru. Tamam. Y2 gazı ekleme. Bu sefer Y2'leri artırdınız. Artan Y2'leri azaltmak için denge sağa kaydı. Sağa kaydığına göre X2 azaldı. X2 azaldığı için basıncı da azaldı arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız burada ne olacaktır? D şıkkı. Peki E'ye de bakalım. X2 gazı çekme yani azaltma. X2'ni ortamdan aldım. X2 azaldı. Artan azalan X2'yi artırmak için denge sola kaydı. Sola kaydığına göre Y2 oluştuğu için Y2'nin derişimi artacaktır. Cevap D şıkkı olur. Peki 9. örneğe bakıyoruz. Denge tepkimesi için 20 derece ve 50 derecedeki K sabitleri verilmiş. Sabit hacimli kaptaki denge tepkimesi ile ilgili hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar bakın burada sıcaklık artıyor. Sıcaklık arttıkça Kc küçülüyor. Bu ne demektir arkadaşlar? Egzotermik. Egzotermik reaksiyonlarda sıcaklık arttıkça Kc küçülürdü. Dolayısıyla buradaki A şıkkı yanlıştır. Sıcaklık azalırsa, şimdi düşünelim. E, hatta ilk önce C şıkkını yapalım. Minimum enerjiye eğilim ısının olduğu taraftır. Isı ürünlerde olduğu için minimum enerjiye eğilim ürünler lehinedir. Buradaki C şıkkı da yanlıştır arkadaşlar. Peki sıcaklık azalırsa ne tarafa kayar? Ben bu tepkimeyi 5 şıkkı için buraya bir daha yazacağım. X2 artı 3 mol Y2'den 2 mol X 3 elde edelim. Artısı burada. Sıcaklığı azaltalım. Sıcaklık azaldığında denge azalan ısıyı artırmak için sağ kayar. Sağ kaydığına göre X 3ün derişimi artar. Yanlış. 50 derecedeki molekül sayısı 20 derecedeki molekül sayısından fazladır. Yani sıcaklık düşüyor. Sıcaklık düştüğünde denge sağ kaydığına göre 4 molden 2 mole düşüyor. Dolayısıyla molekül sayısı azalır derseniz arkadaşlar. Yani 50 derecede 4 varken 20 derecede 2 mol vardır. 50 derecedeki daha fazladır. Doğru. Sıcaklık 20'den 50'ye çıkarıldığında ileri tepkime hızı azalır. Az önce şöyle ifade ettim. Sıcaklık arttıkça eksotermik veya endotermik. Tüm reaksiyonlarda hem ileri hız hem geri hız artar. Dolayısıyla yanlış. Doğruyu sorduğuna göre cevap değişik olacaktır. 10. örneğe bakalım. Sabit hacimli kapta tepkime dengede. Bu sistemle ilgili hangileri doğrudur? Tamam. Şimdi sabit sıcaklıkta kaba N2 gazı eklersiniz. Tek tek yazalım isterseniz ilk önce tepkimemizi. Her bir öncül için. Tamam. Şimdi ben buraya ne yapıyorum? N2 ilave ediyorum. Şu artar. Artan N2'yi azaltmak için dengene tarafa kayarsa sağ kaydığına göre oksijenin derişimi azalacaktır. Doğru değil mi? Yalnız mı? Evet ilaveden dolayı N2 artar oksijen azalır sağ kaydığı için N2 o artar yalnız oksijenin derişimi azalır doğru. Peki aynı de tekrar buraya yazalım ben ve bu tepkimenin delta H'ı pozitif artı 163 diye yukarıda verilmiş o zaman bu reaksiyon nasıl bir reaksiyon? Endotermik. Şimdi ben sıcaklığı artırayım. Sıcaklık artarsa denge sol taraf ısındı. Isınan sol tarafı soğutmak için sağa kayar. Sağa kaydığında N2 azalır, O2 azalır, N2O artar. Doğru. Peki üçüncü öncül için yine ben arkadaşlar bu tepkimeyi tekrar buraya yazmak istiyorum. Şimdi üçüncü öncülde de şöyle diyor. Kaptan N2O gazını uzaklaştırdık yani çektik bu azaldı. Bunu artırmak için N2O'yu artırmak için ne tarafa kayar sağ kayar. Sağ kaydığına göre N2'nin derişimi azalır. O2'nin derişimi azalır. N2O'nun derişimi de uzaklaştırdık ya çekilmeden dolayı azalır. Şimdi hepsi azaldığına göre derişimleri sabit hacimli bu kap sıcaklık sabit. Basınçla mol doğru orantılı. O zaman hepsinin basıncı ne yapacaktır? Azalacaktır doğru. Ee, cevabımız arkadaşlar bize burada hangileri doğrudur denildiğine göre 1, 2 ve 3 ile oh, Şurada ikinci bilgiye bir dikkat etmenizi istiyorum Ben doğru söyledim yanlış işaretledim İkinci öncülde sıcaklığı artırdığımda sağa kaymıyor mu? Sağa kaydığına göre N2 azalır O2 azalır N2 O ise ne yapar? Artar tamam mı? Şurası arkadaşlar artar İkinci öncül yanlıştır 1 ve 3 ile cevap e şıkkıdır. Tamam mı arkadaşlar dikkat. 11. örnek son olarak bakalım. Sabit hacimli cam bir kapta tepkimesi belirli bir sıcaklıkta dengededir. Şimdi arkadaşlar dikkat. Ben bu tepkimeyi şöyle bir yazdım. Dengede. Tamam mı? Sol taraf kahverengi, sağ taraf renksiz. Tamam. Bu tepkimeyle ilgili hangileri doğrudur? Şimdi sıcaklık artırılırsa kaptaki gaz karışımının rengi koyulaşır. İlk önce bu tepkimenin bir entalpi değiş oluşum ısıları verilmiş. Delta H'ını hesaplayalım mı? NO2 33, 2 mol olduğuna göre 66. 9 da N2O4'ün oluşum ısısı. Delta H dediğimiz ifade ürünlerin oluşum ısılarından girenlerin oluşum ısılarını çıkarırsak buradan ne kalacaktır arkadaşlar? Şöyle baktığımızda eksi çıkar. Eksi çıktığına göre bu reaksiyon nasıl bir reaksiyondur? Egzotermik artısı burada. Gördünüz mü? Bunu gördük ilk önce. Peki şimdi burada ben sıcaklığı artırayım. Sıcaklık arttı. Sıcaklık sağ tarafta arttı. Artan ısıyı azaltmak için dengene tarafa kaydı sola. Sola kaydığına göre sol taraf kahverengi, sağ taraf renksiz. O zaman renk ne yapar arkadaşlar? Koyulaşır. Birinci öncül doğrudur. Peki aynı tepkime de ikinci öncül için şimdi yapıyorum. Ortama ne yapıyorum? NO2 gazı ekliyorum. Bu artıyor. Artan NO2'yi azaltmak için denge sağa kayar. Sağa kayarsa sol taraf kahverengiydi. Sağ taraf renksizdi. Renk ne yapar böyle bir durumda arkadaşlar? Kaptaki gaz karışımının rengi e, NO2 gazı eklediğim için açılır gibi gözüküyor ama ilaveden dolayı ortamda yine NO2 kalacaktır. Hani kendisinden ilave ediyorum ya ilaveden dolayı NO2 miktarı arttığı için renk açılmaz koyulaşır. Çünkü ortamda hala NO2 var ilaveden dolayı. Dolayısıyla bu ifade nedir? Yanlış güzel bir şık olmuş. Şimdi üçüncü öncül için yine tepkimemi buraya yazıyorum. Sevgili arkadaşlar bu tepkime nasıl bir reaksiyondu? endotermik bir reaksiyondu. Şimdi ben bu tepkimede ne yapıyorum arkadaşlar? Sıcaklığı artırıyorum. Sıcaklık arttı. Sol taraf ısındı. Isınan sol tarafı soğutmak için dengene tarafa kaydı sağ. Şimdi sıcaklık arttığında geri tepkime hızı artarken K sabiti artarken ilerikini azalır. Hayır arkadaşlar sıcaklık arttığında hem ileri hem geri yöndeki hız sabitleri de artar. Ka hızlar da artar. Ama sağ kayda için ileri yöndeki hız sabiti ve ileri yöndeki hız daha çok artar. Bundan dolayı bu ifade de yanlıştır. Doğruyu sorduğuna göre yalnız bir ile cevap aşık olacaktır.